Herkese merhaba. Classifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün Euro bölgesi ülkelerinden İspanya tarafında tüfe bir miktar düşüş gösterirken İtalya'da gayri safi yurt içi hasıla beklentilerin üzerinde geldi. Euro bölgesinde de genel olarak gayri safi yurt içi hasıla beklentilerin biraz aşağısında geldi ve zayıf dolardan şimdilik kısmi de olsa faydalanmaya çalışan Euro dolar paritesinde 1.11.76 seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam edecektir. Kırılması halinde 1.12.32'yi takip edebiliriz. Bir miktar tekrar geri çekilmeler devam edecek olursa da 1.11.45 ve 1.11.09 seviyelerini takip edebiliriz. İngiltere tarafına bakacak olursak sterlin bugün itibariyle euro dolar paritesine nazaran sterlin dolar paritesi daha volatil bir şekilde fiyatlanmakta. Özellikle bu hafta itibariyle sterlinde Bank of England'ın bir miktar faizleri artışıyla ilgili fiyatlamalar devam ediyor ve 1.34.33 seviyesine yakın, pivot bölgesine yakın işlem görmekteyiz. Üzerinde kalıcılık sağlanırsa eğer 1.35.96'yı takip edebiliriz. Geri çekilmelerde de 1.33.12 desteğini takip ediyor olacağız. Türk lirasına bakacak olursak, bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar TL'lik bir aktarımda bulundu. Bununla birlikte zayıf dolarla, küresel anlamda da zayıf dolarla birlikte geri çekilmeler şimdilik devam ediyor. 13.45 destek seviyesinin altında kalıcılık devam ederse 13.20 ve 12.96'yı takip edebiliriz. Alıcılığa taktar görülmesi durumunda da 13.59 ve 13.93 seviyesini takip ediyor olacağız. Kısmi de olsa haftaya bir miktar güçsüz görüntüsüyle başlayan dolardan faydalanan ons altın 1790 seviyelerinin üzerine taşındı. Alıcılığa taktarın devam etmesi durumunda 1795, 1803 ve 1811 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar tahvil getirilerinde ve dolarda güçlülük devam edecek olursa 1786 ve 1777 destek seviyeleri önemli destek seviyeleri olmaya devam edecektir. Petrole bakacak olursak bugün Euro bölgesindeki gayri safi yurt içi hasılanın ekonomik büyümenin beklentilerin biraz aşağısında gelmesi ve Çin tarafında imalatın biraz daha beklentilerin altında kalmasıyla birlikte taleplerde kısmi de olsa azalma görülüyor ve 87 seviyelerine yaklaştığımız görüntüyle birlikte düşüşlerin devamında 86.53 ve 84.35 seviyesini takip edebiliriz. Tekrar 88.70 direnci test edilecek ve kırılacak olursa da 90.04 seviyesini takip ediyor olacağız. Piyasalar genel itibariyle Fed'in Mart ayındaki faiz artırımını onaylamaya yönelik hamlelerde ve haberlerde bulunurken şimdilik tahvil getirilerindeki yükseklik genel itibariyle Avrupa ve ABD endekslerini kısmi de olsa baskılıyor. 15.300'lü seviyelerin biraz üzerinde olduğumuz görüntüyle birlikte bugün itibariyle geri çekilmeler gösteren DAX tarafında 15.160 kırılması halinde 14.975'i takip edebiliriz. 15.605 direnci kırılacak ve kalıcı olarak alıcılığa taktar devam edecek olursa da 15.920 seviyesini takip edebiliriz. Kripto paralara bakacak olursak Bitcoin tarafında bu hafta ABD tarafında yapılacak görüşmeler şimdilik geçen haftaki riskli varlıklardan biraz daha uzak durma ve regülasyon haberleriyle birlikte ABD bu hafta regüle olmayı konuşacak. Bunun gelişmeleriyle birlikte de riskli varlıklardan kaçış bir miktar kripto paraları negatif etkilediğini söyleyebiliriz. Halihazırda 36.000 seviyelerin üzerinde olmakla birlikte 36.000 desteği kırılacak olursa 33.290 ve 29.000 seviyelerini takip edebiliriz. 38.720 direnci kırılacak ve kalıcılık sağlanırsa da 40.000 seviyesi ve 43.920 seviyelerini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.